Çok güzelmişsin Eleni. Buna sevindim. Böyle güzel bir kız babası olduğunuz için sizi mükafatlandırmak isterim aziz pederim. Yüzbaşı Viktor, seni de bu ince zevkinden ve önemli keşfinden dolayı tebrik ederim. Siz de şöyle buyruk ederim. Saray ordusunun değerli bir subayı olan Yüzbaşı Viktor'un evlenmesi şerefine düzenlenmiştir. Viktor, türlü kahramanlıklarına şahit olduğumuz korkusuz, kahraman saraya ve bana hepinizden daha sadık bir kumandandır. Onun gene sarayımın pek saygıdeğer papazlarından Mihail pederimizin gözünden ve benden bile esirgediği güzel kızı Eleni ile evlenmesine çok sevindim. İki gence saadetler dilerim. Bu mutlu günde Yüzbaşı Viktor'a düğün hediyesi olarak Sinop ordularının başkumandanlığını veriyorum. Yaşasın Yüzbaşı Viktor! Yaşasın Yüzbaşı Viktor! Yaşasın Yüzbaşı Viktor! Yaşasın Yüzbaşı Viktor! Yaşasın Viktor! Sinop orduları kumandanı olduğunuzun belgesidir, kutlu olsun. Şimdi hemen ordularınızın başına hareket edin. Hemen mi? Evlenmek için izin istemiştim. Birkaç gün daha kalamaz mıyım? Askerlik ve vatan hizmeti gönül işlerinden önce gelir yüzbaşı. Derhal görevinin başına! Fakat Sayın Vasileas... Seninle uzun uzun konuşacağım yavrucuğum. Sayın pederimiz Mihail kalsın. Sen, Yüzbaşı Viktor ve Yüzbaşı Berbix gidebilirsiniz. Güzel kızını benden saklamakla gösterdiğim başarı alkışa değer doğrusu aziz pederim. Bunun mükafatı olarak seni de Lemnos Manastırı başrahipliğine yükselttim. Lemnos Manastırı mı? Lemnos Manastırı mı? Cüzamlar adasına mı gönderiyorsunuz Sayın Vasilyas'ım? Onlar da Tanrı'nın kulları değil mi aziz pederim? Senin gibi kudretli bir din adamına en çok onların ihtiyacı vardı. Ya kızım? Onun tabii manastıra gitmesine lüzum yok. Sarayda kalacak ve sevgilisinin 5 yıl sonra Konstantinopla dönüşünü bekleyecek. Saygıdeğer pederimizi götürün! Bana ne isterseniz yapın ama kızımın hayatı ve saadetini bağışlayın yüce Vasilyas'ım! Baba! Baba! Sakin ol kızım, telaşlanacak bir şey yok. Şölen burada bitmiştir. Beni yalnız bırakın! Bırakın beni, gitmek istiyorum, bırakın! Sus! Vasilyas'ın huzurunda alçak sesle konuşmayı öğrenmelisin kızım. Siz yeryüzünün en korkunç canavarıymışsınız meğer. Babamın beni evden niçin çıkarmadığını, açık havaya, güneşe neden hasret bıraktığını şimdi anlıyorum. Ama iğrenç emelinize ulaşamayacaksınız. Yüzlerce genç kız gibi beni de zevkinize alet edemeyeceksiniz. Bana el sürmeye kalkarsanız sizi de kendimi de öldürürüm. Güzel yavrucuğum, ben sana öğretildiği kadar kötü bir insan değilim. İstersen babana da, sevgili yüzbaşına da kavuşabilirsin. Ah, sahi mi? Bunun için canımı bile veririm. Beni onlardan ayırmayın. Canını değil, seni istiyorum Eleni. Gördüğüm, tanıdığım kızların en güzelisin. Bir bakışına bir beldeyi gözden çıkarır... İstersen seni imparatoriçe yaparım. Masallar ülkesinde yaşatırım. Basilisyam olursun. Hayır. Hayır yüce Vasilyas'ım, yalvarırım beni bağışlayın. Çok iyisiniz, kudretli, yakışıklı ve zenginsiniz. Benden çok güzellerini bulursunuz. Ama ben Viktor varken başka birinin olamam. Onu seviyorum ve ölünceye kadar seveceğim. Demek yalnız onu seveceksin. Pekala güzel elerim, artık ağlama. Yarın bu kadar gözyaşını boş yere akıttığını göreceksin. Oh, yüce Vasilyas'ım, bunu biliyordum. Beni affedin, saygısızlık ettim. Kabahat bende. Yanlış hareket ettim. Şimdi evine git, bir güzel uyu. Yarın seni gene çağırtacağım.
Kim o? Eleni, ben Victor, aç kapıyı. Victor, sevgilim. Küçük Eleni'm benim. Korkuttun beni. Korkacak bir şey yok artık. Kararımı verdim, hemen kaçacağız buradan. Al şunu üstüne. Dur Victor, Vasileyas bizi bağışladı. Ona çok ağır sözler söyledim, ağladım. Hiç beklemezdim ama Vasileyas yumuşadı. Gözleri dolu dolu oldu. Çocuksun. Hemen inandın mı? O sana aklını taktı bir kere. Orada olsaydın bana hak verirdin Victor. Alnımdan öptü, ağlama, yarın boş yere gözyaşı döktüğünü anlayacaksın dedi. Bu sözünde başka manalar gizli olabilir. Ne maksatla söylediğini bilemezsin. Ona inanmak doğru değil. Bize bir kötülük yapmak isteseydi beni bırakmazdı. Boşuna vakit kaybediyoruz Eleni. Hemen kaçmalıyız. Berbrek Sipodrom'un yanında bir araba hazırladı, bizi bekliyor. Kapı vuruluyor. Kim o? Baba sen misin? Yüzbaşı Victor, Sinop orduları kumandanı generaline kılıç çekecek kadar küçülemez. Eleni'yi almaya gelen kim olursa olsun kılıcımla karşılaşır General Akilas. Sana hak veriyorum ve anlıyorum yüzbaşı. Ama buraya kötü bir haberle gelmedim. Beni bizzat Vasileyas gönderdi. Çok içmişti, yaptığı hareketin kötülüğünü anladı. Senin de yanlış bir hareket yapmandan korktuğu için beni gönderdi. Eleni evinde kalsın. Seni saraya götüreceğim. İmparator gönlünü almak istiyorum. Size inanabilir miyim generalim? Bana askerlik şerefim üzerine yemin ederim yüzbaşı. Victor, sana söylemiştim. Eleni, sevgilim. Yarın görüşürüz. Şimdi rahatça uyu. İyi uyumamışsın Eleni. Güzel gözlerin kızarmış. Neden? Yoksa yine ağladın mı? Ağlamadım Vasileyas'ım. Bana bir müjde vereceğinizi düşünmekten uyuyamadım. Boş yere gözyaşı döktüğünü anlayacaksın demiştiniz. Bunun manasını çözmeye çalıştım sabaha kadar. Ben de uyuyamadım. Sabaha kadar senin Victor varken kimseyi sevmem deyişini düşündüm. Evet. Peki, ya Victor olmasaydı başka birini sevebilir miydin? Bilmem. Bunu aklıma bile getirmemiştim. Küçük kalbin kuşlar gibi hür olsun yavrum. İstediğin erkeği sevebilirsin artık. Sözlerinizden bir şey anlamıyorum Vasileyas. Yakalayın şunu! Ah,